Evet sevgili arkadaşlar, hocalara geldiniz, hoş geldiniz diyoruz ve Tanzimat edebiyatı roman ve hikayesiyle yolumuza devam ediyoruz. Bu tane tane ele alırken değil mi Fatmacığım? Bir madde senden, bir madde benden alacağım, ben sonra açıklama yapacağım. Peki hocam. Hadi bakalım Fatmacığım, birinci maddeden ne diyoruz? Önceleri Türk okuyucusu romandan önce halk hikayeleri ve mesnevileri okuyordu. Hacim bakımından bazen bir roman büyüklüğünde de olabilen mesneviler divan edebiyatının şekillerinden biriydi. Evet arkadaşlar, ben de katılıyorum bu fikre, tabii ben hazırladığım gibi. Şimdi biz notları böyle tek tek hazırlarken sevgili arkadaşlar çok değerli toplu, onların üzerinde çok konuyu dağıtmadan konuşmak istediğim için böyle madde madde aldım. Sevgili arkadaşlar, divan edebiyatında tabii ki roman ve hikaye yoktu. Onların yerini hatta 5 tane o mesneviler diyorduk ya, olay hikayeleri vardı. Onlara biz mesneviler diyorduk. Halk edebiyatındaki yine saz şairlerin anlattığı halk hikayeleri vardı. Yine meddahların anlattığı hikayeler vardı. Dolayısıyla ama batılı anlamda hikaye bize tanzimatla, roman bize tanzimatla geldi. Evet Fatmacığım. Pek çok karakteri ortak olan mesnevilerde Leyla ile Mecnun, Yusuf ile Züleyha, Hüsrev ile Şirin. Bunlar neydi? Mesnevilerdi. Şimdi mesnevilerde ne varmış bakalım şimdi? Gözlem ve gerçekliğe yer verilmeyen mesnevilerde dil çok ağırdı ve daha böyle soyut, daha böyle hayali bir aşk uyduruyorlardı. Evet. Ve sonunda mutlaka bir ders çıkartıyordu. Bu da önemliydi, evet. Mesneviler bu özellikleriyle romandan çok gelişmiş bir masal olarak kabul ediliyor. Şöyle diyorum. Değil mi? O zaman diyorum ki ben, masal, gelişmiş bir masal gibidir mesneviler. Evet. Evet. Halk hikayeleri de mesnevilere benzer hikayeler anlatmıştır. Yine o saz şairleri ellerinde sazlarla halk hikayeleri anlatıyorlardı. Ama bunun tek farkı neydi? Mesnevilerde dil biraz daha ağırdı. Evet. Halk edebiyatının o halk hikayelerindeki dil biraz daha sadeydi. Evet. Devam edelim Fatmacığım. Şimdi bakalım Tanzimat'la beraber neler gelecek? Tamam. Tanzimat sanatçıları özellikle batıya yaptıkları ziyaretlerde tanıştıkları roman ve hikaye türüne ait örnekleri Tanzimat edebiyatının oluşmaya başladığı dönemlerde Türk okuruna tanıtmak için ilk önce batılı romancılardan çeviride bulunmuşlar. Dur arada dur. Hocam virgül nokta koymayı unutmuşsunuz hep ya. Devam edelim, evet. Ben şöyle diyeceğim o zaman, ben hemen kestim. Ercümeni danış mıydı? Encümanı danış. Encümeni danış, tercümeyi oda, tercüme odası. Tercüme odası. Değil mi? Buralarda yavaş yavaş şairler ve yazarların ilk kez batıdan batılı romanların çevirilerini yaptılar. Önce bir. Evet. Türk okurunun romanla tanışması Yusuf Kamil Paşa'nın Fransız sanatçı Fenelon'dan çevirdiği Telemak. İlk çeviri değil mi arkadaşlar? Bakın görmüş olduk. Evet. Daha sonra bu çeviriyi Victor Hugo'nun Sefilleri izledi arkadaşlar. Evet. Tercüman Ahval gazetesinde de bunlar tefrika halinde yavaş yavaş Türk okurunu adeta orijinal olarak batılı eserlere hazırlamaya başladılar. Değil mi? Bunu diyelim. Böylece Türk romanına yavaş yavaş zemin hazırlanmış oldu değil mi Fatma? Önce çeviriler mi yaptılar? Önce çevirisinde. Tamam, devam edelim. Fransız romanlarından çevrilen örneklerin ardından Ahmet Mithat, Namık Kemal, Şemsettin Sami gibi yazarlar roman yazmaya başlamışlardır. Ahmet Mithat var ya arkadaşlar, öyle bir yazacak ki Allah aşkına, yazı makinesi gibi olacak. Motor gibi maşallah. 200'e yakın eser yazacak. Hızını alamayacak yani, o kadar güzel. Sonra Namık Kemal yazacak güzel örnekler. Şemsettin Sami'nin yazdığını göreceğiz ve çok önemli burada. Buraya biraz şu da eklemek istiyorum. Arkadaşlar aslında ikinci adımda yarı orijinal, yarı çalıntı isimler değiştiriyoruz, mekanları değiştiriyoruz. Konular aynı olan adapte eserlerden sonra ilk yerli eserlere başlıyoruz biz. Evet. Bu da önemli. Hatta ilk eserimize Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat'ın ilk neydi o, Yusuf Kamil Paşa'nın mıydı? Şemsettin Sami'nin. Taaşşuk-ü Talat ve Fitnat. Evet. Bir sorayım, uyuyor mu bakayım? Ne bileyim. O neydi? Telemakoya'yı mı çevirmişti? Uyuma. Hadi devam. Bakayım dikkatini. Evet, devam edelim. Bence böylece yırtayım. Evet. Sanatçının 1872 yılında yayımladığı bu romanla birlikte Türk edebiyatında günümüze kadar ulaşacak olan roman ve hikaye kültürü de başlamış olur. O zaman Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat ilk yerli romanlardan bir tanesi sayabiliriz. Evet, sayabiliriz hocam. Şimdi gelelim arkadaşlar yavaş yavaş batılı ayarda, örneğin ilk edebi roman. Ne demek bu ilk edebi roman? Romantizm, yani bir akım etkisinde yazılmış ilk roman. Yani ilk romantik roman, ilk edebi roman olan İntibah'ı, daha sonra ilk realist roman Araba Sevdası'nı değil mi? Böyle böyle yavaş yavaş batılanlı ilk psikolojik roman Zehra gibi göreceğiz yavaş yavaş bunlar. İlkleri gördük. Önce ne yaptık? Çevirileri yaptık. Sonra adapteleri yaptık. Sonra ne yaptık? Yerli romanlarımıza örnekler verdik değil mi? Diyoruz. Evet. Şimdi Tanzimat edebiyatı roman ve hikayelerin bir genel özelliklerine bakalım istedik beraber. Önce genel özellikleri bir konuşalım. Sonra ayıracağız. Evet. Şimdi ne yapıyoruz Fatmacığım ilk maddede? Tanzimat döneminde roman ve hikayede konular sosyal ve tarihi olmak üzere hikaye. Çok önemli bu. Konularımız genellikle çok önemli. Sosyal ve tarihi. Şimdi sosyal konular roman ve hikayelerde ne arkadaşlar? Doğu batı çatışması. Sonra bunların yıktığı yıkımlar ya da onların batıdan yanlış yapılan alıntılar, taklitler, bunlar işlendi. Tarihte ne işlenmiş Fatmacığım? Devlette o zamanki kötü durumundan kaynaklanan umutsuzluk. Çünkü Osmanlı'nın son dönemiydi. Savaştı değil mi? Evet. O dönemde ne var? Yavaş yavaş o dönemde kazanılmış başarıları böyle biraz daha büyüterek insanları demoralize olan toplumu moralize etmek istiyordu. Değil mi? Öyle eserler görüldük. Bu dönemin roman ve hikayenin o zaman diyelim mi Fatmacığım? Hem romantizm hem realizm var. Bir dönem, iki dönem birazdan ayırırız. Evet. Biraz önce bir konularımızı toparlayalım. Gene değil mi? Romantizm vardı. Realizm de var. Evet. Klasik romanda var değil mi? Evet hocam. Hatta var. Yusuf Kamil Paşa'nın Telemak'ı biraz veya ilk örnekten görüyoruz. İlk örnek. Evet, ilk öykülerde topluluk önünde anlatılan meddah demiştik. Şimdi arkadaşlar romanlarımızda tamamen eski birden bile gitmiyor. Mesela bakın ilk özellikle şu Ahmet Mithat'ın hikayelerinde ya da birçok romanında resmen o meddah öykülerinin izlerini bulmaktayız. O zaman eskiyle koparmamışız bağı. Bağı tam koparmamışız. Mesela Letaif-i Rivayet'in sonunda da iki hikaye örnekleri yok batılı anlamda. Evet. Onun da sonunda mutlaka kıssadan hisseler var. Demek ki geleneksel hikayeyle bağı tamamen koparmıyoruz. Yine o zaman şöyle değil mi? Tanzimat ilk hikayelerinde azıcık da romanlarında geleneksel yapıdan da izler taşımaktayız diyoruz. Tiyatroda olduğu gibi. Evet. Daha ilk eserlerden başlayarak Tanzimat edebiyatı öykü ve romancılarının bir kısmı halka, bir kısmı aydın kişilere. Şimdi romancıların bir kısmı o zaman ikiye bölmüş. Bak bir kısmı ne yapmış? Ahmet Mithat gibi, Emin Bülent gibi, Şemsettin Sami gibi, Nabizade Nazım gibi daha çok aydınlara hitap eden eserler yazmışlar. Onlara göndermeler yapmışlar. Ama Namık Kemal, Sezai diyorum. Şemsettin Sami değil mi? Ne o? Sami Paşazade. Sami Paşazade. Yani Şemsettin Sezai. Evet. Recaizade Mahmut Ekrem de daha çok ne yapmış yine? Tam tersi. Halka seslenen, aydına seslenen kesimler oluşmuş. Bu da önemli. Evet. Bunun sonucu olarak da halka seslenen yazarlar saadet ile, aydın kişilere seslenen yazarlarsa yabancı sözlük dil kuralları. Tekrar ben şimdi orada karıştırmış olmayayım değil mi arkadaşlarım? Şimdi Ahmet Mithat, Şemsettin Sami, Nabizade Nazım, bunlar halka okuma alışkanlığı kazandırmak için halka seslenmişler, sade dil kullanmışlar. Evet. Ama Namık Kemaller, Recaizade Mahmut Ekremler biraz daha aydına seslenmişler ve ağır bir dil kullanmışlar değil mi? Tam toparlanmış olsun. Evet. Bu dönem romanında. Evet. Şimdi roman aracılığı bu dönemde arkadaşlar romanla bireyi eğitime ve toplumu düzeltme ana gaye olmuş mu? Tanzimat romanın belki de en önemli özelliği bu. Evet Fatmacığım. Yer ve çevre tasvirleri çoğu zaman eseri süslemek için yapılmıştır. Evet. Zaten Mesnevilerde de böyle vardı ama batılı anlamda romanda artık önemli olan çevre tasvirleri, yer tasvirleri, bu zaten teknik romandan romanı güçlendiriyor. Öyle bir özelliği var. Evet. Kişi tasvirleri de çoğu zaman olay içinde eritilmemiş, tersine olayın akışı durdurularak kişinin kaşı, gözü, saçı teker teker anlatılmış. Değil mi arkadaşlar? Resmen Tanzimat roman, hatırlıyor musunuz bunu üniversiteden de? Tanzimat romancıların en büyük problemi bu arkadaşlar. Roman tam devam ederken kesip araya yorumlar katıyor. Ahmet Mithat Efendi özellikle. Göreceğiz birazdan, onu yapalım örnekler üzerine, tamam mı? Şimdi Tanzimat romanının sevgili arkadaşlarım, özellikle sınavlara hazırlanan arkadaşlarım, çok dikkat etmeniz gereken nokta, Tanzimat romanının konularını daha yol yakınken güzelce ya PDF'lerini alınız ya da kendiniz bu şekilde notlar çıkarınız. Fatma'cığım şöyle biraz tekrar edelim. Tamam. Araba Sevdası'nın ana konusu yanlış batılılaşmaydı. Recaizade Mahmut Ekrem'indi değil mi bu? Evet. Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat Şemsettin Sami'nindi. Evet. Görmeden evlilik, erkek baskısı ve zulümden dayalı aynı şartlar aslında. Evet. İntibah ve Araba Sevdası'na bakalım. Özellikle intibahı düşünelim. Araba Sevdası, ikisi ortak bir nokta ne vardı? Yanlış kadın aslında. Yanlış kadını sevme. Aynı zamanda Batı'nın insana vermiş olduğu yanlış batılaşma diyelim mi? Evet. Sergüzeşt. Kölelik ve cariye. Kimdi o? Dilber vardı özellikle. Birazdan hikaye özellikleri göreceğiz. Karabibik var. Yine ilk köy romanı diye kabul ettiğimiz Nabizade Nazım'ın köy yaşamı. Resmen köy yaşamı. Evet. Zehra, kıskançlık üzerine bir roman. Konu zaten o yüzden psikolojik bir kavramın üzerine durduğu için Nabizade Nazım'ın ilk psikolojik roman örneği de kabul edeceğiz. Evet. Cezmi tarihi bir olay namı. Birazdan roman özetlerini konuşuruz. Felatun Bey'le Rakım Efendi vardı. Batılaşma, yanlış batılaşma. Resmen hatta hangisinin nasıl yaptığını bize romancı yol gösterecek gibi böyle roman. Bunlar önemli arkadaşlar. Bence çalışırken bundan sonraki dönemler, gerek Tanzimat'ta, gerek Servet Fünun'da arkadaşlar, gerekse diğer dönemlerde romanların yavaş yavaş konularını, hatta karakter terleriyle yavaş yavaş özetlerini bilmekte fayda var. Değil mi Fatmacığım? Evet. Şimdi tekrar yine Tanzimat edebiyatında en önemli başlık Tanzimat'taki ilkler Fatmacığım. Bir sen bir ben. İlk yerli roman. Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat Şemsettin Sami. Bunu bilmemiz gerekiyor artık. İlk yerli roman. Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat Şemsettin Sami. İlk öykü örnekleri. Letaif-i Rivayat Ahmet Mithat Efendi. Bu konuda işte kimisi ilk batılı hikaye diyor, kimisi batılı anlamda kısa hikaye. Neticede arkadaşlar ilk öykü örneklerinden kısa öykü Letaif-i Rivayat'tır diyoruz. Çok uzatmıyorum. Evet. İlk öykü batılı anlamda. Batılı anlamda ilk öykü. Küçük şeyler Sami Paşa Sezai'nin. Artık arkadaşlar bu şekilde ayırırsak daha iyi kafamızda yer eder. İlk edebi roman. İntibah. Kimindi? Namık Kemal. Evet. İlk tarihi roman. Cezmi, Namık Kemal. İlk köy romanı. Karabibik, Nabizade Nazım. İlk realist roman. Araba Sevdası. Diye böyle arkadaşlarım notlarında devam ettirirlerse arkadaşlar ilkler edebiyatı çok önemli. Bir önceki videomuzda ne yapmıştık Fatmacığım? İlk kadın gazetesi, ilk çocuk gazetesi falan böyle eklemiştik ya. Hı hı. Onunla da arkadaşlar böyle hazırlarlarsa evet, notlarda çok başarılı olurlar diye düşünüyorum. Ki ben yavaş yavaş sevgili arkadaşlar toparlıyorum. Nasıl toparlıyorum? Tanzimat birinci dönem roman ve hikayesi diyorum. Daha değerli toplu olsun diye. Hadi Fatmacığım, romanlar teknik açıdan kusurlu. Neden? Çünkü daha yeni başladık roman yazmaya. Ekleyelim. Yazarlar romanın akışını kesip konuyla ilgili kendi düşüncelerini savunmuşlar ve bu şekilde okuyucuya ders vermeye başlamışlar. Ne yapıyor o? Felatun Bey'le Rakım Efendi, Ahmet Mithat şöyle yapıyor. Rakım Efendi diyor ki işte oradan geliyor. Eflatun geliyor. Gördünüz mü? Adamın dipi. Yani ne diyor? O ne? Baba parası yiyen ... Resmen yorumlar. O Rakım Efendi öyle mi ya? O daha diyor bak alın teriyle diyor ders yapar. Alın teriyle para kazanır. Resmen böyle yorumlar okuyucu yapar. Etkiliyor böyle. Değil mi? Evet. O zaman romanlar teknik yönden zayıftır diyoruz. Evet. Çünkü yazarlar konuları yorumlar yaparlar. Romanların teknik olarak kesip yorumlar katarlar. Tamam. Hı-hı. Evet. Romanlar romantizmden etkilenmiştir. Bu zaten şu anlattığım şey romantizm akımının etkisi arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar romantizm akımından hareketle bakın şimdi ne olmuş? Bir. Karakterler tek yön olarak seçilmiş. İyiler daima iyi, kötüler daima kötü. Ne o ya? Dilber'de değil mi? Kadın neydi o Türk filmi gibi ya? Oradan oraya satılıyor, oradan oraya satılıyor. En sonunda baktı sevdiği de gidiyor. O da hop ben ne yapayım diye hop intihar ediyor. Olur mu arkadaşlar? Mücadele hayatta. Kim için ölürmüş ya o? Yok öyle bir şey. Değil mi? Yok. Evet. Doğru. Sonra eserlerin sonunda iyiler kazanır ve ödülünü alır, kötüler de kaybeder ve cezalandırılır. Romantizmin en büyük özelliğinden birisi buydu. Tanzimat döneminin özelliklerinde de görülüyor bu. Evet. Evet. İlk görüşte aşk, yalan dolan, abartılı konular, olağan dışı rastlantılara yer. Arkadaşlar verilmiş. Dilber değil mi o şeyde geçiyor ya. Gidiyor arkadaşlar Dilber tam bayılıyor. Koca İstanbul'da bayılacak ev bulamamış. Sınıf arkadaşının evinde bayılıyor. Tık tekrar eve haber veriyorlar ki Dilber köleniz kaçmış. Düşünün bu kadar tesadüflere yer verilir mi? Verilmez. Evet. Ama romantizmin özelliği olarak Tanzimat birinci dönemde gördük. Çok evet. Evet. Konu olarak genellikle yanlış batılılar. Felatun Bey'le Rakım Efendi. Ahmet Mithat resmen bununla kafayı bozmuş arkadaşlar. O dönemde yanlış batılaşma. Hem de batılaşma istiyorlar. Enteresan adamlar bunlar ya. Evet. Gelelim Tanzimat ikinci dönemin özelliklerine. İkinci dönem roman ve hikayesi özelliklerine evet. Pardon. Tamam. Evet. Tanzimat ikinci dönemin sanatçıları birinci dönemkilere göre daha başarılı olmuş. Artık öyle habire romanı kesip araya teknik yorumlar sokmuyorlar. Bir zahmet. Konu olarak duygusal, acıklı, bireysel konulara yer. Çünkü niye? Hatırlıyor musun? Ya, bu dönemdekilerin çoğunun zaten etrafındakileri ölmüş, sevdiği biri ölmüş. Hep melankoli. Artı arkadaşlar ikinci Abdülhamit dönemi baskısı başladı bunlar üzerinde. Toplumsal baskı da var ya. Dolayısıyla siyasi baskı. Bunlar yavaş yavaş sanat içinde değil biraz bunalım mı takılacaklar? Ne? Öyle bir şey var. Çok önemli bir noktaya geleceğim. Bu dönem yazarları realizm, Recaizade, naturalizm, Nabizade değil mi? Akımından etkilenmiştir diyoruz. Alalım lütfen. Gözleme dayalı gerçekçi betimlemeler yapılmıştır. Yani zaten teknik yönden roman biraz daha güçlenmişti. Realizmden dolayı naturalizmi de kullanmaya başladılar. Evet. Evet alalım. Abartılı konular seçilmemiş ve olağanüstü rastlantılardan kaçınılmıştır. Kesinlikle. Evet. Evet. Olayların akışı kesilmemiş ve kendi fikirlerini öne çıkarmışlar. Realizmin özelliği arkadaşlar. Evet. Konularda genellikle esirlik ve cariyelik. Bazı konudan vazgeçememişler. Evet. Yer olarak ise İstanbul'un zengin kesimi seçilmiştir. Bak hep konular İstanbul'da geçiyor arkadaşlar. Hep İstanbul'da. Ne o? Çamlıca Tepesi. O Bihruz Bey. Araba Sevdası'ndan. Sabah kalkıyor. Nereye gidiyor? Çamlıca'ya. Tepe başına. Sonra nereye gidiyor? Başka bir tane daha vardı. Ali Bey. Mahpeyker'de bir kötü kadın görüyordu ya. Şeyde vardı. Göreceğiz birazdan hikayeleri. Kimdi o? Şeye gidiyor yine Çamlıca Tepesi'ne. Hep İstanbul yahu. Sanki eğlenecek başka yer yok. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar Tanzimat edebiyatındaki bazı önemli romanları biz konuşurken özetler şeklinde bu da çok önemli. Arkadaşlar yavaş yavaş ne yapmalılar? Notlarında yazarların, eserlerin özetlerini almalılar. Evet, bize kısa ele aldık. Mesela sevgili arkadaşlar Tanzimat edebiyatında en önemli romanlardan bir tanesi Sergüzeşt. Sami Paşazade Sezai'nin bir romanı. Sergüzeşt'te Dilber vardı değil mi? Evet hocam. Dilber'in hatırlıyor musunuz birazcık? Cariye. Satılıyor hocam bu. Mustafa o da Köleci Mustafa var falan, evet. O ismi kullanmıyoruz ama Köleci Mustafa bunu satıyor tabii. Sonra bir eve düşüyor. Evet. Daha sonra burada bir yeni gelmiş batıdan bir öğretmen var. Dolayısıyla ressam bu arkadaş. Yavaş yavaş annesi diyor ki bunun gözü dışarıya gitmesin, değil mi? O da ne yapsın? Otursun bunun resimlerini çizsin derken buna aşık olması, annesinin bunu göndermesi mi var? Mısır'a gönderiyor. Evet, en son kendini ne yapıyor? Mısır'ın Nil'i sularına bırakıyor muydu? Böyle kısa kısa. En azından Fatmacığım farkında mısın? Bak kısa kısa seninle böyle yaparken arkadaşlara kısa bir özetle koyduk. Böyle mini mini özetini bilsinler. Karakteri bilsinler. Şimdi, yeter. Hocam bazen soruyorlar özetini. Bu hangisine ait? Kesinlikle. Ben de o yüzden hazırlamaya çalıştım. Gelelim şu sabahtan beri konuşuyoruz ya. Felatun Bey ve Rakım Efendi. Şimdi Ahmet Mithat'ın çok meşhur eseri bu. Batılılaşmayı, yanlış batılılaşma anlatıyordu ya. Adamın ismi de Eflatun. Yani Eflatun'a gönderme yapıyor. Şimdi Felatun böyle biraz daha batı zihniyetli. Rakım Efendi biraz daha böyle doğu zihniyetli. Ama yazar resmen romanın ortasında Felatun Bey'i anlatırken öyle bir anlatıyor ki o mu? Baba parası yiyen. Böyle romanları diyorum. Ama Rakım Efendi öyle mi? Hayır, baba parası yemez. Alın tarıyla hatta ne yapar? Besler falan. Ama ikisinin de işte düştüğü bir kadının, Canan mıydı o? Evet. Canan diye bir kızın tuzağına düşmesini ben uzun uzun anlatır. Yine böyle yanlış batılaşmayı anlattığı Felatun Bey'le Rakım Efendi, Ahmet Mithat'ın önemli bir eseridir diyoruz. Aha. İntibah. İlk ismini gördün mü Fatmacığım? Sergüzeşt-i Ali Bey. Bu çok önemli. İlk ismi buymuş. Sergüzeşt-i Ali Bey. Evet. Yani Ali Bey'in macerası. İntibah daha sonradan olmuş. İntibah da yine o Sergüzeşt'e benzeyen karakterdeki Celal vardı ya. Burada da Ali Bey. Daha yeni Avrupa'dan gelmiş, çiçeği burnunda. Ben demiyorum, yazar yorumlar yapıyor. Daha yeni, çıtır bıtır, hiç açılmamış. Sonra bir gün bu annesi buna diyor ki oğlum diyor, sen evde otur diyor. Zaten yeni babanı ve kaybettin. Ben sana bir tane şey alayım. Dilaşup. Şuradan alayım geleyim. Dilaşup alayım diyor. O sen onunla ilgilenirken diyor resmini falan yaparsın. O arada bu bizimki de Mahpeyker diye bir kadını görmeye başlıyor. Allah Mahpeyker Allah. Böyle yani kötü kadın ama böyle güzel tasvirler yapılan bir kadın. Ne gülüyorsun kız? Kötü bir kadın. Sonra neyse. Sonra Mahpeyker tuzaklar kuruyor kime? Dilaşup'a. Sonra sonuçta Türk filmi gibi işte Ali Bey de Mahpeyker'i öldürür. Kendisi de hapiste ölür falan gibi. Tamam. Evet hocam. Evet. Karabibik. Karabibik ilk köy romanı. Nabizade Nazım'ın. Antalya'da Kaş ilçesinin Beymelik köyünde Karabibik, Yosturoğlu, yani bir kız buluyor Huri. Hüseyin derken böyle küçücük bir hikaye unutmamak lazım. Namık Kemal'in ilk tarihi roman. Teşekkürler Namık Kemal. İlk tarihi roman neydi? Cezmi. Resmen tarihi olaylardan alındığı söylenir. Mesela değil mi? Adil Giray'ın hakkında. Değil mi? İşte onun aşık olması. Şehriyar, Perihan. Bunun önemli diyoruz. Kısaca söz edeyim. Araba Sevdası. Araba Sevdası neydi? Recaizade. İlk realist roman. İlk realist roman. Bihruz Bey diye bir adam var. Resmen arkadaşlar başka işi gücü yok. Baba parası yiyen. Kolej bitirmiş bu çocuk. Resmen Bihruz Bey. Her gün sabah erkenden kalkıyor. Pavyonunu takıyor. Eline bastonunu alıyor. Sabah saat 8'de çeyrek geçe Madame Bonjour. Ama Fransızca, hep Fransızca konuşuyor. Öyle bir şey özelliği var. Aydınlara sesleniyor ya, oradan da bir genderme var. Bihruz Bey Periveş'le falan aşık olması var. Yine intibahın ve sergüzeşin konusuna kayıyor. Ama asıl konu şu, arabasının etrafında şımarıklığının göstermesi, yanlış batılaşma anlattığı bir eser. Biraz daha realist diyoruz. Ve böylece roman özetlerini mutlaka siz de kısa pdf'lerini alarak da kendiniz not tutarak tamamlayınız diyoruz. Ve böylece bitiriyoruz.